Elektronik spor dünya çapında ve ülkemizde genel olarak baktığımızda bir olimpiyat tarzında yapıdır. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Bir basketbol ya da işte bir futbol tarzı benzeri bir rekabetçi oyunun, bu iki söylediğimiz unsur da rekabetçi oyundur. İki takımın birbirini yenmesine veya işte satrançta iki farklı oyuncunun birbirine karşı üstünlük sağlamasına yönelik bir adımdır. Bu aşamada da dijital ortamda, bilgisayar başında ya da tabletlerde, telefonlarda hiç fark etmez. Çünkü günümüzde bunun çerçevesi her geçen an birazcık daha genişliyor. İki farklı oyuncunun ya da iki farklı takımın bilgisayar başında dediğimiz gibi birbirine karşı mücadele etmesi, rekabetçi bir oyun ortaya koyması elektronik sporun genel tanımıdır. Bildiğimiz spor kavramını düşünelim. Bunun içine video oyunlarını attığımızda aynı rekabetçi ortamı oluşturmayı biz e-spor diyoruz. Yani bildiğimiz sporun, sporcuların bu sefer hani futbol veya atıyorum basketbol değil de video oyunlarını kullanarak, bu video oyunları birçok dala ayrılıyor, bu spor olayını gerçekleştirmesidir. Buna da elektronik spor deniliyor. Tamamen dijital ortamda gerçekleşen bir organizasyon. Her bilgisayar oyunu kesinlikle bir elektronik spor oyunu sayılmaz. Çünkü multiplayer olmayan bir oyun zaten çok oyuncu olmadığı için bir spor kavramına doğru yaklaşamıyor. Buna yaklaşanlar içerisinde belli kuralları, belli analizleri olması gerekiyor. İşte iki takımın birbirine eşit olması, oynanan haritaların kesinlikle hani simetrik olması, A tarafında da B tarafında da aynı hedefe doğru gidecek olan insanların aynı zorlukları geçiyor olması. Tamam, hani bir tarafa yönelik işte bu haritayı oynuyoruz, A haritası tamamen işte A grubuna yöneliktir gibisinden bir anlatım içermemesi gerekiyor. Elektronik spor ekonomisi her geçen gün birazcık daha artıyor. Daha geçen hafta işte Valencia, dünyanın en ünlü spor kulüplerinden bir tanesinin elektronik spora adım attığını gördük. Ondan önce Schalke geldi. Ondan önce Amerika'dan basketbol müdavimleri olaya katılmaya başladı işte. Artık emekli olan oyuncular yatırım kaynağı olarak, yeni bir mecra olarak burayı görüyorlar. İşte Times Warner'ın doğrudan işte elektronik spor tarafına yatırım yapması, bir kanal kurması, ESPN'in bu işin içerisine dahil olması, Yahoo'nun geçmişin süperstarı, arama motoru Yahoo'nun dahil olması, BBC'nin işte League of Legends'ın final maçlarını doğrudan internetten veya kendi kanallarından promote etmeye başlaması muhteşem bir ekonomi yarattı aslında. Müthiş bir yapı var ve bu gitgide büyüyecek, daha da büyüyecek. Özellikle bu yıl için çok daha fazla bir büyüme bekliyoruz. Şu an baktığımızda turnuvaların gelirleri, Valve'ın düzenlediği Dota 2 turnuvasının ödül havuzu 15 milyon dolar gibi korkunç rakamlara yükselmişken, hani burada konuştuğumuz rakamlar basit değil. Hani oyuncuların kazançları artık milyon dolarlara ulaşmışken bir oturup düşünmek gerekiyor. Bu kadar popüler olması ve böyle büyük turnuvalara sahip olması. Jimnastik kulübünün bir şekilde oturup e-spora destek veriyor olması inanılmaz bir hamle. Özellikle hani e-spora destek diyoruz ya, gelebilecek en sağlam hamlelerden biri. Çünkü sadece Türkiye için değil, Beşiktaş'ın böyle bir işe girmesi dünyada da bir ilk olma özelliğine sahip ki zaten gerek bizim platformumuzda Merlin Kazan'ında, gerekse dünya çapında birçok basın kuruluşunda oyunlarla ilgili yazılar hazırlayan, haberler hazırlayan basın kuruluşunda Beşiktaş'ın bu hamlesi çok konuşuldu. Bu inanılmaz bir destek. Aynı zamanda başarıya ulaşmış bir destek. Gerçek, ya bu önemli bir öne. Baktığımızda Beşiktaş'ın kurmuş olduğu Beşiktaş Elektronik Spor Kulübü League of Legends tarafında. Ondan sonra yakın dönemde Fenerbahçe'ye gelecek.
Dark Passage ve yurt dışına çıkan diğer bütün League of Legends takımları da olmak üzere iyi bir mücadele içerisinde. Hani çok yakın zamanda Ukrayna'da düzenlenen Star Ladle'a katılan Beşiktaş doğrudan kupayı kaldırıp oradan geldi. İzninizle Coca-Cola sponsorluk ve marka işbirlikleri müdürü Sayın Nazlı Berberoğlu bizim ünlü isimlerimiz de elektronik spora uzak değil. Yani çok yakın bir örnek vermek gerekirse geçen yıl işte League of Legends arenasında Burcu Esmersoy'u gördük. Maç sunan Kaan Kural'ı gördük. Ondan önce işte League of Legends seslendirmelerinde ünlü isimleri gördük. Amerika'daki film sektörünü, yani o devasa, o inanılmaz film sektörünü geride bıraktı. Mali anlamda. Hani kalitedir, içeriktir anlamda söylemiyorum. Mali anlamda geride bırakmış bir sektörden bahsediyoruz ve bu sektörün başa çeken şey e-spor. Norveç'in yani eğitim sisteminde böyle bir şeye seçmeli olarak bile yer veriyor olması sadece bizim için değil, dünya üzerindeki birçok ülke açısından çok büyük bir örnek. Elektronik sporun olimpiyat olarak kabul edilecek. Çünkü Amerika bu iş için bastırıyor. İşte International Esports Federation dünya çapında bu işi yürütmeye çalışıyor ve bu diyor kabul edecek diyor. Fransa kendi çapında onaylıyor. Biz diyor bunun diyor kabulünü istiyoruz diyor. Ve bütün ülkeler yavaş yavaş kabul edecekler. Hani elektronik spor için baktığımızda en büyük handikap işte ya bilgisayar başında oturuyorsunuz ya bununla elektronik spor mu olur abi hani hiçbiriniz bir yerinizden hareket etmiyor böyle spor mu olur falan filan diye. Yanlış. Hani Gary Kasparov o zaman hani satranç oynarken spor mu yapmıyor mu? Beyin jimnastiği dediğimiz artık halkın diline oturmuş bir kavram var ve bunları kullanmaya başladığımız zaman yaptığımız şey çok da farklı değil. 5 kişi, 2 farklı takım, bir tane kazanan.